Sevgili dostlar, sevgili seyirciler, gün bugün hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün bugün özellikle yurt dışındaki insan hikayelerini takip etmeye devam ediyor. Bazen tanıdığınız yüzleri, bazen henüz tanışmadığınız insanları sizlerle buluşturmaya gayret ediyorum. Ee, özellikle son 3-4 yıl içerisinde yurt dışına çıkmış, çıkmak zorunda kalmış gazeteci, esnaf, öğretmen, ev hanımı, onlarca farklı meslekten insanlar kendilerine yeni hayat kurmaya çalışıyorlar bulundukları ülkeye adapte olmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da kendi mesleklerini icra etmeye devam ediyorlar. Belki bazıları meslek değiştirdi ama gönlünde bir hala Türkiye'de yaptığı meslek var. Onu bir gün yapabilmek ümidiyle gayretini sürdürüyor. Bu insanların hayat hikayeleri önemli. Onları tanımamız önemli. Ne yaptıklarını bilmemiz önemli. Çünkü bizi biz yapacak en önemli değerler dünyanın neresinde olursa olsun bize dua eden, bizimle ilgili düşünen ya da bizim için bir adım atan insanları bilmek, tanımak, onlara dua etmek önemli bir misyondur, vazifedir ve bir taraftan da ümidimizi kamçılar. İşte tanıdığınız ya da tanımadığınız yüzler dedim. Bugün çok değerli bir gazeteci meslektaşımı misafir edeceğim. Sizin de çok yakından tanıdığınız bir isim. Bülent Keneş Bey bizimle birlikte olacak. Gün bugün başlıyor. Bülent Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gün bugüne. Hoş bulduk Kemal Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok, te çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. E, ee, Today's zamandan e, sonra epey bir zaman geçti, çok da badireler atladınız, atlattınız. Ondan önce de gerçi birçok badire atlatmıştınız. Ama biz sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz işin doğrusu. Siz de şimdi yurt dışındasınız. Yurt dışında olmak zorundasınız. Nasıl bir duygu? Nasılsınız, iyi misiniz? Önce yurt dışında olmak, Türkiye'de olmak duygular açısından ne ifade ediyor? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Aranan bir insan mısınız? Aranılan bir insan mısınız? Hani hem iki türlü sormuş oldum. Yani nerede Bülent abinin yazıları onu okuyalım diye arayan seyircileriniz. Ya da nerede bu Bülent Keneş bir yakalayalım da sorgulayalım Zaman gazetesinin ya da Today Zaman'ın diğer yazarları gibi. E, bütün bu e, duygu karmaşası içerisinde ya da e, factler, gerçekler içerisinde kendinizi nereye koyuyorsunuz? Oradan bir başlayalım. Öncelikle çok teşekkürler yayına davet ettiğiniz için. E, umarım e, derdimizi meramımızı anlatmaya bir vesile olur. E, İnşallah. Bu aranan mı, aranılan mı e, denklemi içerisinde e, kendinizi de iyi, iyi hissediyorsunuz? denklem içerisinde. Açıkçası e, her bir sesinden bir şeylerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani e, hakikaten e, arayan e, ya sesimizi duymak isteyenler de var. Tam tersi ya ne kadar fazla konuşuyor, ne kadar bu sesimizi bir türlü susturamadık diyen insanlar da var. Bu her mahalleden, <laughs> her kesimden maalesef var. Bu da <laughs> hani kamusal alanda olmanın, sosyal alanda olmanın e, herhalde beraberinde getirdiği bir e, durum. E, onun için de çok yadırgamamak lazım. Ee, yani işte şu an İsveç'teyim ben, Stockholm e, civarında yaşıyorum. E, geniş anlamda Stockholm'da yaşıyorum. Yani şehrin merkezinde değilim. E, i̇şte bana göre işte Türkiye'de gidişat az çok belliydi. Yani 2011 yazından itibaren <laughs> semptomlar belirmişti ve ona göre de tavırlar alıyorduk. Hatırlayacaksınız e, hem gazetemiz üzerinden hem bireysel olarak hem yapmış olduğumuz zaman yolu grubu bünyesinde yayın yapan Mehtap TV'deki programlar üzerinden hı hı. E, olabildiğince e, uyarılarda bulunmaya çalışıyorduk. E, tabii hatalar, yanlışlar, yanlış istikamete doğru kilometreler ilerledikçe bizim sesimiz de yükselmeye, daha net tavırlar almaya başlamıştık ve sistemin ifade ettiğiniz gibi 2011-2012'den itibaren e, Türkiye'de e, benim an bireysel sürecim o zaman başlamıştı bir yönüyle. Hı hı. E, hırpalanma, linç edilme, işte gözaltılar, ardı arkası kesilmeyen davalar. Açıkçası Erdoğan'ın tek yönlü bir yola girdiğini ve bu yolda e, kötü yerlere gideceğimizi kestirebiliyordum ama yani 15 Temmuz gibi bir fecaat, e, öyle bir kavşak e, hiç kimsenin aklında yoktu. Yani bu bir şeytani düşüncenin ne kadar varabileceğine dair bazı öngörülerimiz vardı ama bu kadarında e, olabileceğini düşünmemiz, öngörmemiz, e, varsaymamız e, mümkün değil. E, Sürpriz oldu tabi e, yani o akşam e, 15 Temmuz akşamı işte köpününlerin ayaklarının tutulması ilk etapta Hı -hı. ilk haberlerin sosyal medyaya düşmesi herkesin ne oluyor ne oluyor burada bir tuhaflık var falan duyguları şaşkınlık içerisinde olup biten izlemesi evet biz de gazeteciyiz. geçmişte yaşanmış olan olaylara dair e, tecrübelerimiz var, e, bildiklerimiz var, gördüklerimiz var, okuduklarımız var ama hakikaten e, içinde e, an beyan izlemekte olduğumuz e, bir süreçte o şaşkını e, yaşamaktan kendinizi alamıyorsunuz. E, Siz tabii, 15 e, Temmuz günü Türkiye'de miydiniz? E, tabii tabii, Türkiye'deydim. E, ne düşündünüz? Evindeydim. Yani o ilk ilk mesela ben bir arkadaşımla beraber oturmuş çay içiyordum, Bülent abi. E, dediler ki ya. İşte bulunduğumuz yerde televizyonu açsanız bir şeyler oluyor filan vesaire darbe marbe söylentileri filan. Ben arkadaşıma şunu dedim. Gün bugündür arkadaşım dedim. Dışarıya çıkalım. Her kim bu darbeyi yapıyorsa tankların önüne yatalım. Ta ki bu memleket bu darbeyle yüzleşmesin dedim. Bir saat sonra darbe benim ve benim gibi düşünen insanların üstüne yıkılınca kala kaldık. Yani Açıkçası aynı, aynı Aynı duyguları aşağı ben de e, yaşadım ve paylaştım. E, ama hmm. benim şöyle bir tespitim oldu. Yani saatler içerisinde biraz e, renk belli olunca e, hatta hmm. sosyal medyada da paylaşmıştım. Şayet bu darbe ise bu kadar ahmakça, bu kadar salakça, bu kadar beceriksiz bir darbe olmaz. Ama eğer bu bir tiyatroysa, bir kumpasa, şeytanın bir papucunu e, dama atacak e, nitelikte çok şeytani bir e, planla karşı karşıyayız diye bir paylaşımım da olmuştu o gece. Ve bunun açıkçası gece yarısına doğru yani 11 gibi bir, bir benim şahsen beyin için alacak bir anafora dönüşeceğini artık kestirmeye başladı. Ee, tabii ki şok hali, tabii ki bir travmatik durum. Ee, işte sabah kadar olan biteni e, e, takip ettim. Ee, açıkçası çıkıp meydanlarda tankların önünde durmak e, gibi bir düşüncem olmadı. Çünkü Türkiye'deki şartların e, o hale gelmesini gerçek bir darbe dahi olsaydı o hale gelmesinin müsebibi belliydi. Yani e, bütün demokratik kanalları, bütün yargısal süreçleri, bütün sivil toplumsal ve hatta e, medyatik olarak denetim mekanizmalarını, bütün insanların kendilerini ifade etme e, ve tercihlerini şekillendirme e, kanallarını kapattığınızda bir rejim e, demokrasi olmaktan çıkıyor ve oralarda e, maalesef e, görev değişimi, e, efendim iktidar değişimi e, pasifist yöntemlerle olmuyor. Maalesef onların zemini hazırlayan da o, o günün iktidar e, mensuplarıydı. E, o darbeyle muhtemelen o tiyatroyu da kendi e, tek adam rejimlerini, parti e, tek parti e, rejimlerini oluşturmak için e, kendi kurgular olarak e, değerlendirdim. Düşündüğüm gibi de oldu maalesef. E, pazar günü yaşadığım evden çıktım. E, bir arkadaşımın gelip almasıyla ee, yani enteresan da bir taraftan tabii bizim başımıza örülen bir çorap olduğunu, benim şahsen benim de başıma örülen bir çorap olduğunu düşünmekle birlikte ben e, cumartesi sabah kalktım gazeteye gittim. E, o zaman Yeni Hayat e, gazetesinde çalışıyordum. Hı -hı. Gittim kapı kapalı. E, arkadaşlar ulaşmaya çalıştım. Bir arkadaş ulaştım ya ne işim var yani herkes e, evinden çalışıyor bugün falan. E, ertesi gün bir daha uğradım pazar günü. Yani e, enteresan. Bilgisayarım oldu bilgisayarımı alayım diye falan. Yani Hı -hı. böyle e, Olayları okuyorum ama bir taraftan da tabii ya ne olacak canım işte bizim ne alakamız var yani bu gibi e, bir şey Onun rahatlığı var. Diye. Yani tabii, bir tabii. suça bulaşmamış evet. olmanın rahatlığı var Türkiye'de. Yani bir hukuk da yani kötü de olsa bir hukuk işler diye düşünüyorsun hala. Yani kendinize yakıştırabileceğiniz bir suç yok. O normal hmm. bir ülkede normal faaliyetlerin suç teşkil eder halde de kriminalize edileceği aklınıza Yaşadığımız tecrübeler rağmen o kadar ileri gidebilecekleri açıkçası insan aklına gelmiyor. E, tabii ondan sonra e, bir iki arkadaşın e, tavsiyesiyle ben e, gizlenme ihtiyacı duydum. E, İstanbul'da e, üç ev e, değiştirdim. E, e, i̇kisi çatı katı olmak üzere. Efeme söyleyeyim zaten hani birkaç gün sonra da işte 47 kişilik e, gözaltı listesi yayınlandı. gazetecilere yönelik. Orada ikinci sıradaydım. Birinci sıradan azalacaktı. İkinci sırada e, Hı -hı. ben vardım. E, tabii saklanmakla e, doğru bir karar aldığımı düşündüm. Hı hı. E, ve o arada da tabii sosyal medyada e, kendi düşüncelerimi paylaşmaya devam ettim. enteresandı bir taraftan hı hı. hani saklanıyor ama bir taraftan e, elimizde kalmış olan tek araçla kendimizi ifade etmeye, durumu analiz etmeye e, gayret ediyorduk. Hı hı. E, o, o süreçte mesela benim e, biraz gücendim, biraz alındığım bazı e, durumlar da oldu. Birkaç arkadaş, gazeteci arkadaşımız, ...ya benim ne suçum var, benim o ilk günkü duygum gibi... ...benim ne suçum var, e, beni davet etmişler gider ifademi veririm... E, ...çıkar gelirim gibi e, sosyal medya paylaşımında olduğunda... ...çok açıkçası içerlemiştim. Ya sanki içeriye alınanlar, gözaltına alınanlar... Evet. ...tutuklananlar, zindanlara atılanlar... ...hakikaten suçlu insanlarmış gibi bir alt okumaya yol açabilecek bir şeydi. Yani o amaçla yapmadıkları belli ama e, gün sonunda oraya çıkıyordu. Hı hı. Açıkçası e, o gizlenme sürecinde... E, Efendim söyleyeyim ee, önümüzde nasıl bir çıkış olabileceğini kestirmekte güçlük çektim. Bazı arkadaşlarımın yardımıyla tabi yurt dışına çıkma planları yaptık. Yani doğu tarafından, güney tarafından, işte batı tarafından falan. Ee, sonra sürpriz bir şekilde, yani çok geç olmayan bir zamanda, Ağustos'un e, zannedersem 5'i gibi, e, daha doğrusu 4'ü gibi, 5'inde çıktık çünkü. E, bir, e, dolaylı olarak e, bir iletişimle e, bazı arkadaşlarımız, e, falanca yerde buluşursanız e, bir iki arkadaşla, oradan e, sınırı geçmeniz mümkün olacak gibi e, bir mesaj aldım. Ve aynı şekilde onların tarif ettiği şekilde, kim olduklarını bilmediğim arkadaşlarla buluştuk ve bizim arkadaşlarmış. arkadaşlarmış. Birlikte biz Meriç'ten geçtik. Zannedersem Meriç'ten geçen ikinci kafile olduk o dönemde zor olmadı. Ya, sonra daha salim oldu. ulaştınız komşuya. Tabii tabii yani çok zor olmadı hatta kolay oldu esprisini bile Hı -hı. yaptık ama o şartlarda esprine kadar olursa ya dedik ki Hı -hı. yani illegalitenin kolay kolaylaştırıcı taraflar da varmış ne pasaport kontrolü var ne. Kuyruk var ne hmm. bir şey var. Öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya geçtik açıkçası. Belki de önümüzde ilk o... defa böyle bir e, az hukuk dışı bir yola başvurdunuz maalesef, hayatta kalabilmek için. Maalesef. Değil mi? Şu, yani e, Olayların kriminalize edilmesini zaten e, ötekileştirmenin e, amaçlarından birisi bu. Sizi hukukun dışına atıyorlar. Hukukun dışına hmm. attığınızda siz ister istemez, istemsiz bir şekilde eee Hukun dışında bazı eylemler yapmak durumunda kalıyorsunuz kendi yaşamsal e, ihtiyaçlarınızdan dolayı. Hı hı. Amaç zaten bu. Ama bu şartlarda o, o suç değildir, illegalite değildi. E, doğal olarak yapmanız gereken bir şeydir. Hiç kimsenin de bu konuda herhangi bir e, <laughs> hani suçluluk veya hatta endişe duymasına mahal yoktu. Onun bilincinde olarak ben hani çıktım. Ama kolay çıktık. Daha sonraki yıl, e, dönemde e, mevsimsel Koşulların özellikle olduğu dönemlerde geçmeye çalışan çok insanları takip ettim o dönem yoğun olarak uğraştığım bir alan olduğu için. Çok dramatik durumlar yaşandı yani aileler gerek Meriç'te gerek Ege'de insanlar boğuldular, hayatlarını kaybettiler, tekneler alabora oldu aldatıldılar nehrin noktasında bırakıldılar çaresizce falan Tabii şu biz anda, onları yaşamadık şu anda Allah şükür sadece Zaman gazetesine abone olduğu için ya da sizin yazdığınız gazeteye <laughs> abone olduğu için bankasıya para yatırdığı için hatta geçen vefat eden işte komiser yardımcısı kimse yok mu derneğine 5 dolar yardım ettiği için tutuklanmış ve nihayetinde Hakkın rahmetine kavuştuk. Ee, Allah rahmet etsin. Yani siz tabi ABD'de olduğu için dolar diyorsunuz ama TL. 5 TL. TL, Evet. 5 evet. <laughs> TL. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, bu insanlar içeride e, sizin gibi ya da benim gibi gazeteciler, bir kısım insanlar dışarıda. Halk şunu soruyor. Kardeşim suçsuzsanız gelin yargılanın. Mutlaka e, adalet tecelli eder. Suçsuz olduğunuz anlaşılır. Dışarıda olmak sizin için bir vicdan azabı mı? Şimdi tabii survival guilt dedikleri bir duygu hali var. Yani bu özellikle holokosta, e, e, Yahudi soykırımda, nazi e, diktası altında yaşanan o soykırımdan sonra hayatta kalanların özellikle yaşadıkları bir e, duygu hali. Yani insanlar, tanıdıklarım, akrabalarım, meslektaşlarım, konum, komşum, e, iş yaptığım kişiler e, katledildi, gaz odalarında yok edildi, işkence gördüler ama ben kaçtım, kurtuldum. Onların kaderine ortak olamadım diye böyle bir duygusal durum var bu psikolojide yer olan da bir konu. Zaman zaman yani ben de kalsaydım onların yaşadıklarını yaşasaydım demedim ama yani hiç tabii ki yani hiçbir suçu olmayan hayatın normal akışı içerisinde herkesin yapa geldiği. Ee, sıradan eylemlerinden dolayı insanların kriminalize edilerek suçlanarak suç uydurularak eee cezaevine atılmasından dolayı e, kahır durum oluştu. Yani e, işte hani eskiden işte bir taşını e, dünyaya değişmeyeceğiniz, efendim söyleyeyim e, Hı -hı. sokağındaki işte iki adımını e, pek çok şeye değişmeyeceğiniz, e, bir lezzetini efendim söyleyeyim yine e, dünyaya değişmeyeceğiniz, e, bir ülke, bir kültür, bir e, insanlık malzemesi diyebileceğiniz Hı -hı. şeye karşı e, ben de çok ciddi bir öfke açıkçası oluştu ve bunu daha önce de ifade ettim. Bir kahır hali oldu. Yani ülkeye ait ne varsa, topluma ait ne varsa o duyarsızlığa, o sessizliğe, o hani efendim söyleyeyim e, yaşanan e, zulme e, ister doğrudan ister dolaylı olarak oktak e, ortak olma haline karşı ben de e, tarifi imkansız bir öfke halinin belirdiğini söyleyebilirim. E, ama bu ben de orada olsam içeri girsem ya bunun bir anlamı yok bunun bir mantığı da yok. Onun için Türkiye'de olanların da şu şartlarda dair imkan olanın, fırsatını bulanın göze alabilenin maalesef gidişatı pek hayva alemet değil şu günkü durumda da. Dolayısıyla bir şekilde daha kendilerini güvende hissedebileceklerine çocukların geleceğini garanti altına alabilecekleri yerlere gitmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bir şey sorayım Bülent abi Sonra şu an yaşadığınız döneme geçelim. Geçmişe ait bir şey merak ediyorum. Ama Zaman Gazetesi, ama Today's Zaman, ama Samanyolu Televizyonu şöyle bir eleştiriyle yüz yüze kalıyor. Canım siz de çok tahrik ettiniz. Bazı yazarlarınız, bazı konuşmacılarınız o kadar sert üslup kullandı, hükümeti o kadar tahrik etti ki, e, dolayısıyla onlar da... E, bu tahriklere kapıldılar ve sizin üzerinize geliyorlar. Ergenekon davalarında o kadar sert davrandınız ki e, hak ettiniz bunu. <laughs> Gerçekten sert davrandık mı ya da siz ama bireysel olarak ama çalıştığınız kurumlar tahrik edici bir diliniz var mıydı yoksa tamire dönük bir diliniz mi vardı? Yani açıkçası bu bir üslup meselesi ve Bu geçmişten beri tartışılan bir konu. <laughs> açıkçası benim e, yani fıtratımdan kaynaklanan bazı durumlar olabilir. Yani bunu ben hani çok hoşnut muyum, hoşnut değil miyim konusunda çok büyük bir hoşnutsuzluğum yok açıkçası. Hı. Ve geçmişe baktığımızda <laughs> evet ergenekon sürecinde şurada burada aşırı odaklan kaynaklanan yanlışlar olmuş olabilir, hatalar olabilir. Ama bu hiçbir şekilde kasti, efendime söyleyeyim, belirli bir kesimi... E, mağdur etme amacı güden e, davranışlar değildir. İkincisi e, belki en azı e, Today Zaman ve benim yazılarım veyahut da benim söylemlerim üzerinden gerçekleşmiştir ama maalesef hepimiz, hani bizim İhsan Yılmaz'ın ifadesiyle Kemalistan'ın çocuklarıyız ve belirli bir endoktrinasyon sürecinin ürünleriyiz. Her ne kadar e, fabrika hatası e, diyebileceğimiz pek çok vasfımız olsa da o tornadan geçmiş insanlarız. Bu e, Bizim e, kesimin e, medyasında da yani hizmet hareketine yakın medyada da demin e, ismini ifade ettiğiniz e, medya organlarında da, maalesef bundan imun değildi, bundan algi değildi ve e, ökçe e, diyebileceğim, ökçe demeyeyim de yani aşırı milliyetçi yer yer latent e, faşist e, diyebileceğim bazı duygu ve hal e, kırıntıları e, bizim medyalarımızda da vardı özellikle Kürt meselesi e, konularında. Ee, daha e, sinesi geniş, efendime söyleyeyim daha e, kucaklayıcı e, yayınlar yapılabilirdi. Bu eleştirimle birlikte Türkiye'deki diğer medya organlarıyla mukayese edildiğinde hı hı. E, bu eleştirilerim saklı kalmak kaydıyla diğerlerle mukayese edilmeyecek kadar nitelikçilik yapıldığını söyleyebilirim. Hı hı. Gerek ergene konsuraçlarında, balyoz soruşturmalarında gerekse efendime söyleyeyim e, başka e, konular konularda olsun. Yani tahrik etme mevzuna gelince şimdi şeye söyleyeyim yani e, şu an e, Erdoğan'ın en yakınlarında olan bir ismin e, bizde de yazardı. Yazılarına son vermek hmm. üzere aradığımdaki muhabbette kullandığı ve atıfta bulunayım. E, 2012'nin sonları doğ doğruydu zannedersem e, ya da 2013'ün başlarıydı bilemiyorum tam hatırlayamadım şimdi ama tak önemli değil. E, e, yani işte yurt dışına gidiyoruz sürekli bizi işte önümüze dosyalar koyuyorlar. İşte insan hakları ihlalleri, yanlışlıklar, işte otoriterleşme gibi. Nereden çıkarıyorsunuz bunları dedikler, dediğimizde de işte sizin de yazı yazdığınız o bahsettiğim kişi için sizin de yazı yazdığınız Today zamana'nın haberlerine ve efendim söyleyeyim oraları yazılara atıfta bulunuyorlar demişti. Ben de şunu söylemiştim. Peki ee, 2007'nin başlarında itibaren bu gazetede siz de yazıyorsunuz ve bu gazetenin bir okuyucusunuz. O günden bugüne gereksiz e, kesimin e, demokratikleştirici reform yapıcı hamleleri olsun gerek sonrasında e, bu yoldan saparak otoriterleşmeye doğru yol aldığımız süreç olsun. Bizim tek bir haberimizin yalan olduğunu söyleyebiliyor musunuz dedim. Yok yok yalan değil ama her şeyi de yazmak durumunda mısınız? Yani her şeyi de yazmak durumunda ama ben şunu şu cevabı verdim. Evet kardeşim ben gazeteciyim. Ben kimsenin memuru değilim. Bir siyasi partinin, bir iktidarın, bir toplumsal kesimin memuru değilim. Ben gördüğümü yazarım. Benim yönettiğim gazetede gördüğünü yazmakla mesuldür. Ha ya, bu yazdık geçmişte siz iyi şeyler yaptığınızda iyi bir fotoğrafınız yansıyorsa bu bizimle ilgili bir şey değildir, sizinle ilgili bir şeydir. Ve bugün şayet yazdıklarımız sizinle alakalı karanlık bir tablo oluşturuyorsa yine bu bizimle alakalı değil, sizinle alakalı bir şeydir. Aynaya bakın, kendinize çeki düzen verin şeklindedir. Şimdi bu aynadaki yansıma ya daha doğrusu aynaya yansıyacak olan malzeme yamuldukça pespaya hale geldikçe maalesef aynadaki yansıması da o derece de kötü bir görüntü arz etmeye başladı. Yani bunu, burada kışkırtıcılık efendim söyleyeyim ya da ne bileyim adamların şimşeklerini üzerimize çekme bunun alternatifi şudur. E, ol, kol, gördüğün yanlış yanlış deme, yalakalık yap, her koşulda iktidarla aranı iyi tut, başka bir şeye de bakmadık. E, kusura atmasına bu mesela ben şahsi evet. olarak karakterime uygun bir Bugün tavır zaten değil. Öyle ve zaten hareketinin medyasının hı. da benzer bir tavır sergilemiş olmasına ben şahsen eee gür duyuyorum. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme becerisi gösterdiği için. Ve ve bunun da faturasını ödüyor. İnşallah gelecekte e, gelecekte e, bu e, istikamette devamlı yürüdüğünden dolayı e, insanlık bunun farkına varacaktır. Dünya bunun farkına zaten varıyor. Oradaki meslektaşlarınızla, bulunduğunuz ülkedeki meslektaşlarınızla konuşuyor musunuz? Bu tip böyle e, meseleleri müzakere ediyor musunuz? Ne diyorlar Türkiye'ye bakışları ve sizin e, e, durumunuzla ilgili olarak mütala ettiğinizde e, acıyorlar mı? E, size omuz mu veriyorlar yoksa e, sizi ötekileştiriyorlar mı? Meslektaşlarınızla e, ilişkileriniz nasıl yeni dünyada? Yani açıkçası burada e, özellikle geçen yıl sonuna kadar e, bir e, çabam oldu benim. E, yani e, İsveççe entegrasyon çabası diyebileceğimiz. Hem dili e, formal anlamda tamamlama hem e, belirli bir e, network oluşturma. O süreç içerisinde gördüğüm şey insanlar sempatiyle, empatiyle e, yaklaşıyorlar ama her ülkenin kendi sorunları var. Yani mesela işte medya sektörü bir e, yönüyle yani acıma duygusu değil de dayanışma duygusu diyelim. E, Türkiye'nin maalesef mevcut halinin e, fotoğrafını çok net görüyor herkes. Bunu e, uzun uzadıya kimsenin izah etmesine gerek kalmıyor. Ama bazı insani durumlar paylaşıldığında da tabi insan olarak e, o empatiyi e, görebiliyorsunuz. E, i̇nsanlar kolayca ağlıyor yani mesela bir şeyler anlattığınız. E, meslektaşlar olarak da açıkçası buraya geldikten sonra. Yani birçok arkadaşımız buranın resmi kanal, televizyon kanallarında, medya organlarında söyleşileri yayınlandı. E, yayınlamış olduğumuz raporların bazıları, efendim de söyleyeyim, e, yerel medyada yani İsveç medyasında e, makyaj buldu, İsveç radyosunda makyaj buldu. E, ama şimdi bu ülkelerin de şöyle bir sorunu var. E, biz e, zannediyoruz ki bu ülkelere gelen ilk mültecileriz. Yani ilk böyle hı hı. dramatik, e, trajik e, koşullardan çıkmış gelmiş ve herkes ilk kez böyle trajik hikayeler duyuyormuş da çok şaşıracaklarmış ve ona göre de tavır alacaklarmış. Bu yanıltıcı bir şey. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde, Amerika için de bu geçerlidir kısmen. Batı Avrupa ülkeleri e, e, trajik olaylardan, e, hayat memat meselesinden dolayı ülkesini terk edip, çok olumsuz koşullarda bu ülkelere varmış olan insanlara e, ilk kez karşılaşmıyor. Ve e, durumumuz ne kadar trajik olursa olsun, ne kadar trajik olursa olsun, e, maalesef dünyadaki en trajik vaziyetler de bizim başımıza gelmiş olanlar değil. Hı hı. Yani bu bunu böyle algılamak ve böyle sunmak biraz egosantrik oluyor ve e, genel e, e, içinde tam bir yere oturmuyor. Bu e, yaşadığımız e, dramı, trajediyi, zulmü e, hafife aldığım anlamına gelmesin sakın. Hı hı. E, o anlamda söylemiyorum ama e, yani öyle hikayeler dinliyorsunuz ki yani görüyorsunuz ki veya da okuyorsunuz ki yani bu Bizim yaşadıklarımız da az buz değil ama e, onun bir tık daha yukarısında, iki tık daha yukarısında olabilir ve bu insanlar özellikle bu işlerle ilgilenen insanlar e, bunlarla ilgili 1940'lardan, 50'lerden başlayarak her dönem farklı farklı ülkeler ve farklı farklı durumlardan e, dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmış olan insanlarla e, biliyorlar, yaşıyorlar ve bi, e, onunla bir yaşıyorlar. E, e, ama işte o tecrübenin verdiği belki refleksle de gene Türkiye'de yaşananı belirli bir yere oturtuyorlar. Bu oturttukları çok mataf bir şey değil maalesef ülke adına. yani e, evet. Maalesef Siz iyi bu bir bu, raporlardan yok. Bah, bahsettiniz. Bu arada bir <laughs> kitap çalışmanız da var. E, soykırımla ilgili e, iddialı bir çalışma anladığım kadarıyla ve Türkiye'de yapılanları e, bir soykırıma benzetiyorsunuz. Öyle midir? Değil midir? <laughs> Uluslararası hukuka göre Soykırım nedir Türkiye'de? Ama hizmet hareketine dönük, ama diğer bir kısım sosyal yapılara dönük. Geçmişte yapılan uygulamaları dikkate alacak olursanız böyle bir Türkiye'de derin yapıların gelenek haline getirdiği bir soykırım mı var? Biz ilk defa yüzleştiğimiz için mi bunu bu kadar net ve yüksek sesle söyleyebiliyoruz? Yani bunu çok net bir ifade olarak kullanmak çok kolay değil. E, net bir e, e, ifade edilmek kolay değil. Ama biz e, işte Merviş'ten çıktıktan sonra ben e, işte Stockholm'a geldim. E, geldiğimde burada 4-5 arkadaşımızın daha olduğunu fark ettim. Yani farklı yollardan çıkıp e, hasbelkader Stockholm'a gelmişler. Belki çok bilinçli, çok planlı bir şekilde buraya gelmekti ama e, bazı arkadaşlar da öyle e, nereye gideyim? İşte Belçika'm olsun, Orasım olsun, İs İsveç olsun falan deyip Hı -hı. gelmiş arkadaşlarımızı. E, boş duracak halimiz yoktu ve bir e, şey oluşturalım istedik. Yani Türkiye'deki yaşanan e, süreci e, dünyaya duyurabilecek bir merkez kurma. İşte Stockholm Center for Freedom'ı arkadaşlarla kurduk. Orada Hı -hı. yoğun şekilde raporlar yayınlandı. Web sitesi üzerinde e, ki o zaman herhalde e, çok fazla ses de yoktu. Yani Turkish Myth vardı, Turkey, Hı -hı. Turkish Vardı. İşte bir de SCF e, Hı -hı. daha farklı bir formatta, İnsan Hakları e, Derneği e, formatında oluşmuş bir gruptu ve burada yayınlanan raporlar e, ve içerikler açıkçası e, iki buçuk üç yıl kadar çok e, yoğun bir şekilde bir raporlama e, söz konusu oldu. Şimdi bu rapor, benim e, yazdığım rapor olarak başladı aslında kitap, e, daha sonra kitaba e, dönüştürdük. E, bu Secefe'nin e, aslında çalışmalarının önemli ölçüde bir unsavesi niteliğinde. Onu sadece belirli bir metodolojiye oturtmak ve hı hı. efendim, söyleyeyim belirli bir kavramsallaştırma içine sokmak çabası çaba sürecine giriştim ben. O çabada şu, biliyorsunuz dünyada kabul görmüş soykırım uzmanları tarafından, soykırım hukuku ve konvansiyonları tarafından yapılmış tanımlamalar var. Özellikle Birleşmiş hı hı. Milletler Soykırım Önleme Konvansiyonunun beş maddesi var. Hangi eylemler soykırım suçunu teşkil eder ve hukuksal sorumluluk ortaya çıkar. İkincisi, efendime söyleyeyim Hasan Kakar diye Afgan kökenli Amerikalı bir akademisyen var, rahmetli olmuş bir akademisyen. Bu da hangi kültürel, sosyal, toplumsal, tarihi koşulların soykırım süreçlerine e, zemin hazırladığına dair 5 maddelik e, bir e, elverişlilik e, kriterleri var. Yani durduk yere bir toplumda soykırım olmuyor. Efendim bunun üstüne bir de e, Gregor Stanton'un bu Genocide Watch diye e, Amerika'da faaliyet gösteren e, soykırım süreçlerini e, biraz erken uyarı sistemi gibi tespit edip e, onun için insanlarda bir duyarlılık oluşturmak üzere e, faaliyet gösteren bir merkez bu. bu Stanton'un e, oluşturduğu 10 aşamalı soykırıma giden e, süreç e, kronolojisi var. Bunlar farklı e, kavramlar ve tanımlar üzerinden. Hı hı. Benim yaptığım şey, Türkiye'deki olguları, olayları ve yaşananları, e, e, yaşatılanları bu üç şablonun içerisine yerleştirmek. Yani Türkiye'deki e, hı hı. kültürel tarihi, efendim söyleyeyim sosyolojik e, durumun Hasan Kakar'ın tespit ettiği beş maddelik kriterlerin kaçta kaçını karşıladığı, ki e, yani bayasını karşılıyor maalesef. E, Ermeni soykırımından, e, Suriyani Dersim soykırımından, e, Kürtlere yönelik devam etmekte olan e, soykırım ve kıyıma e, varıncaya kadar. Bunun yanında işte Maraş olayları, Çorum olayları, e, varlık vergisi, efendim söyleyeyim, e, e 6-7 Eylül olayları falan eklediğiniz zaman buna hakikaten en en yakına da geldiğimizde Sivas, Madımak benzer olaylar ve tabi bugün hizmet hareketine yapılanlar böyle bir kültürün olduğunu maalesef işaret ediyor. Yani Hasan Kakarın kriterlerini büyük ölçüde Türkiye'deki durum karşılıyor. İkincisi Birleşmiş Milletler'in 5 maddelik soykırım kriterleri olarak kabul ettiği, bütün ülkelerin de bunun altına imza koyduğu konvansiyonun maddelerinin Üçünü tamamen karşılıyor Türkiye'de Hizmet Hareketi'ne yapılanlar. Ee, Hangileri bir onlar? Kısmen tamam. karşılıyor. Ee, şimdi detaya girmeyeyim çünkü tamam. e, kitabı başka bir arkadaşla detaylı konuşmak üzere vermiştim <laughs> kusura bakmayın. Tamam. Ama e, sadece rakamsal olarak söyleyeyim. Tamam. E, bu üçünden hepsinin karşılaması zaten gerekmiyor. Beşinden bir tanesi karşılaması Hı -hı. soykırım suçunun Hı -hı. E, oluşması için kafiye. Yani atıyorum grup aidiyetinden dolayı sadece bir kişinin öldürülmüş olması soykırım suçunun e, gerçekleşmesi için yeterli. Yani grup aidiyetine adamın kendi e, boyundan, posundan, düşüncesinden, şuyundan, boyundan değil. Sen şucusun. Öylesi ölmeyi hak ettin ve öldürülüyorsun. Sen şucusun. öyleyse malından, mülkünden, çocuklarından ayrılmayı hak ettin. E, Dolayısıyla e, yok seni veyahut da sana işence yapıyoruz veyahut da malının mülküne el koyuyoruz. Ekonomik olarak seni yokluğa mahkum ediyoruz. Veyahut da efendime söyleyeyim, e, işte benzer bir şey kültürel e, anlamda e, kendi e, inandığınız değerlerden, e, kendi ağırlığınızdan, kendi habitatınızdan e, koparmanız gibi. Bunun gibi o beş maddenin her biri soykırım Hı. suçunun oluşması için yeterli. Beşinin tamamının gerçekleşmesi gerekmiyor Dolayısıyla beşte üç buçuk diyebileceğimiz bir kriter karşılaması söz konusu. Üç, daha üçüncü e, çerçeve ise e, Gregory Stanton'un on aşamalı soykırım süreci. Burada da maalesef yani bu süreç kronolojik e, bir süreç değil. Yani birinci aşaması yapılıyorken sekizinci aşaması da başlamış olabilir ve ilerlemiş olabilir. E, mesela en son e, sürecin en son aşaması denial dedikleri reddetme. Mesela daha soykırım suçunun e, unsurları gerçekleşmekteyken bu dinaylı başlıyor. Mesela işte yüzlerce gazeteci gözaltına alıp yine yüzlercesi hapiste zulüm altındayken Erdoğan rahatlıkla çıkıp şunu diyebiliyor. Yani Türkiye'de basın özgürlüğü dünyanın en yüksek standartlarında. Bu bir din, reddetme durumu. Veyahut da Türkiye dünyanın en gelişmiş demokrasisine sahiptir. Veyahut da hukuka hukuk hukukun esamesi yokken adaletin en parlak dönemi yaşadığı gibi. Buna o denial kategorisine giriyor ki normalde bu soykırım sürecinin yani annihilation dedikleri yok etme sürecinin tamamlandıktan sonra başlayan aşamadır. Türkiye'deki durum en baştan olandan yani bu damgalama, ötekileştirme, dehumanize etme, insanlıktan çıkarma, sembolleştirme falan pek çok şeyi, simgeleştirme, pek çok şeyi aynı anda eee yaşadığı, yaşanmakta olduğu bir örneği teşkil ediyor. Dolayısıyla Stanton'un on aşamasından da benim tespitlerim ee, yine sekizinin e, tamamen karşılandığı e, annihilation yani yok etme e, sürecinin e, kısmen olduğu denial'ın da başladığı. Yani e, 8 tam iki yarım yarım e, gibi. Şimdi bunun e, esprisi ne? Bu kitabı yazmaktaki amaç ne? Bu kitaptaki temel argüman şu eee Üç tane tıp doktorunun e, geliştirdiği bir teori var. Deniyor ki, soykırım süreçleri e, öngörülebilir, tahmin edilebilir, öngörülebilir olduğu için de engellenebilir. Hı hı. Şayet e, zamanlı olarak öngörüler yapıldıktan sonra engelleme için harekete geçilirse engelleyebiliyorsunuz. Ama buna yönelik bir faaliyet olmazsa, özellikle yok etme, extradition veyahut da efendim e, şeklinde yani fiili olarak yok etme süreci başladığında Ruanda'da olduğu gibi, Bosna'da olduğu gibi işte Nazi Almanya'sında olduğu gibi soykırım süreçleri durdurulamıyor. Yani öncesinde durdurabilirsiniz. O aşamalar e, esnasında alert olup alarma geçip e, duyarlılık oluşturup elinizde ne geliyorsa yapmanız lazım. Ama artık yok etme aşamasına, sistematik olarak yok etme aşamasına geldiğinizde durdurulabilen soykırım süreci yok. Dolayısıyla bu kitap bir uyarı kitabı. Olaya soykırım mı demek dememek mevzu değil. Yani o kavramın zaten demin söylediğim tablo içerisinde o kavramı hak eden pek çok durum söz konusu ama esasında daha feci bir durumun oluşmasına zemin hazır. Yani o zemin hazır olduğu için de üzerine vazife düşen sivil toplum uluslararası örgütler, efendim söyleyeyim uluslararası hukuk mercileri e, e, ve hatta ülkedeki bazı e, entelektüel çevrelerin üzerine bir sorumluluk düşüyor. Kimse duymadım, görmedim, bilmiyordum, nereden çıktı bu birden bir de oldu deme lüksüne sahip değil. Her şey herkesin gözler önünde oluyor. Peki, peki e, Bülent abi. Şimdi e, Türkiye'de soykırım deyince aklımıza 1915 hadiseleri Ermeni soykırımı geliyor dönemin Osmanlı hükümeti işte Ermenileri tehcir'e zorladı. O arada e, yüzlerce belki binlerce Ermeni e, yollarda hayatını kaybetti. E, daha sonra tabii bu bir Avrupa'da başka başka ülkelerde de Ermeni soykırımı vardır. E, meclisler tarafından kabul edildiğinde geçen 10 yıl içerisinde farklı farklı siz de hatırlarsınız. Biz o zaman Şimdi... ya Ermeni soykırımı yoktur. Evet bir kısım kötü hadiseler olmuş olabilir. Yollarda insanlar telef olmuştur filan vesaire ama buna soykırım denilemez diyerek böyle bir sağlam devletçi tarafımız vardı galiba. Osmanlı'ya da toz kondurmayan bir tarafımız vardı. Yapmamışlardır bizim ecdadımız, dedelerimiz diyerek böyle bir hüsnüzanla aslında bu kötülükleri yapan e, belki hükümetin farklı kanatları, derin kanatları filan onları görmezden gelen bir tarafımız da vardı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi... Soykırımı daha net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Canımız çok yandı. Ee, bu çerçeveden baktığınızda yani Türk gele Türkiye hükümetlerinin geleneği ya da devletin ya da derin devletinin geleneğinde bu kodlar var galiba. Geçmişte de böyle şeyler e, yaşanmış. Şimdi tabii bu derin devletse, <laughs> bilmiyorum. Devletin kendisi aslında bu. Yani e, hmm. ve toplumun kendisi aslında bunu üreten. Böyle bir şey yapıyorsa buna karşı bilinç oluşturmak lazım. Yani bunun tekrarlanmasını engellemek ancak yüzleşmekle mümkün. Siz şayet tarih okumalarınız hep güzelleme üzerine ise maalesef bunu yeniden, yeniden üretmeye açık hale geliyorsunuz. İster kendiniz olarak açık hale geliyorsunuz ister başkaları o menfezi kullanıp kendilerini yeniden organ üretebiliyor. Mesela bir Abdülhamit, yani bizim e, mahallede eskiden beri işte Abdülhamit Han, e, cennet mekan denirdi. Tek bir eleştirel ifade kullanılmazdı. Oysa ki Abdülhamit bir müstebit. Yani e, müstebit olduğunu e, Abdülhamit yanların yazdıkları üzerinden okumakla anlayamazsınız. Ancak Abdülhamit'in kadrına uğramış insanların yazdıklarını okuyarak anlayabilirsiniz. Adnan Menderes güzellemesi. Yani evet iyi yaptığı şeyler var ama yanlış yaptıklarına da yanlış diyebilmeniz lazım. Abdülhamit'in de iyi yaptığı şeyler var. İyisine iyi, yanlışına yanlış demek lazım. Şimdi top, totalcı bir şekilde, bir güzellemeyle bakarsanız tarihe, ister bu Cumhuriyet dönemi tarihi olsun, ister Osmanlı tarihi olsun, maalesef o dönemin hatalarını yeniden üretme şansına zemin hazırlamış oluyorsunuz. Buna duygusal olarak zemin hazırlamış oluyorsunuz. Ve mesela bugün, efendime e e söyleyeyim, e Ermeni soykırımı, e sayfo denilen, efendime e e söyleyeyim, Suveni'yle ve yönelik soykırım. 300 bin üzerinde insan katledilmiş. Dersim'de 13 bin kişinin katledilmesi. Kürtlerin oradan oralara sürülmesi falan. Ermenilerin yaşadıkları coğrafyalarda artık yok olmuş olması. Yok yani. Yok hükmünde artık. Yok. yani dolayısıyla bunlarla yüzleşmek lazım. Benim de geçmişte hatalarım vardı bu olaylara yaklaşımda. Şöyle ki ya ben en bugünkü pozisyonuma en yakın pozisyonum Obama'nın da ifade ettiği yani büyük felaket nedir o büyük felaket? Karşılıklı kıtallaşma olmuş. E, önce işte Ermeniler kesmiş, sonra işte e, karşılıklı olarak işte e, Müslümanlar, yani Türkler ve Türkler Ermenileri kesmiş gibi ve eşitleyici bir e, yaklaşım vardı. Yani kıtallaşma dediğimiz karşılıklı birbirini boğazlamışlar falan. E, ama günün sonunda baktığınızda kardeşim siz iktidarsınız, siz devletsiniz, devlet arkanızda ve sistematik olarak uygulanan bir şey var, e, durum var ve e, kıtallaşmanın bir tarafının e, yanında yerler esiyor. Yoklar yani. Dolayısıyla bu bir soykırımdır. Yani bunun soykırım demek zordur. Duygusal olarak, kendi ait olduğunuz toplumun, milletin bir e, ferdi olarak. Ama onu diyebilir hale gelmesi lazım en Ki başka gruplara, e, efendim, başka etniklere, başka yaşam tarzında olan insanlara benzerleri uygulanmasın. Şimdi bunun sonu yok. Bakın, net söyleyeyim, bunun sonu yok. Ee, dün Ermenilere, Yahudilere, Yunanlara, Rumlara yapılan farklılıklarından dolayıydı. İster etnik, ister dilsel, ister dinsel farklılıklarından dolayıydı. 70'li yıllarda solculara yapılanlar ideolojik farklılıklarından dolayıydı. Ve hatta yine o dönem dindarlara yapılanlar e, dini e, aidiyetlerinden dolayıydı. Ama e, bir kez tekilleşmeye, aynileşmeye e, benzer, benzeştirilmeye başladıktan sonra... Ee, bu, bu her zaman bir ayrı kotu, Hep bir farklılık e, görülür. yani o e, gün be gün dağıtılma riskiyle karşı karşı kalıyor. Onun için bizim yapmamız gereken dini, dili, ırkı, yaşam tarzı, cinsel tercihi neyse artık onu ne kadar uzat genişletebiliyorsanız genişletelim. Her şeyden önce bu insanların var olma hakkı var, yaşama hakkı var. E, kabul etmek zorunda değilsin, benimsemek zorunda değilsin ama eee Asgari tahammül etmek zorundasınız ve tahammül çizgisine evet. de gelmemeli bu. Yani bu bakın insanlar e, diledikleri gibi yaşasınlar. E, bu anlayışı bizim oturtmamız lazım ve bunu bu konuda da kendilerimizin yaşadığı, bizim yaşadıklarımızdan dersler çıkarmamız lazım. E, şu anki e, durumda şimdi... bile. Şimdi e, Kemal hocam bir cümle söyleyeyim. Hı. Şu Hı. anki durumdan bile adam meriçten çıkmış olabiliyor, işte gelip mültecik durumunda yaşamak durumunda kalıyor. Ama bakıyorsunuz hala devletçi refleksler gösteriyor. Hala böyle bir ikilem içerisinde onlar bizler, işte düşmanlar ve yerliler gibi. Ya bunu yapmayın kardeşim. İnsanlık ortak paydasında herkesi bir kabul edin, rahat edin. Şimdi son birkaç dakikada da sizin, daha burayı daha çok konuşmak istiyordum ama biraz her ne kadar olsa gazeteciyi bulunca az farklı politik konulara girmiş olduk sıcak gündem olmasa bile. İsveç'te ne yersiniz, ne içersiniz? Hani buradan göndereceğinden değil de nasıl yaşarsınız? Hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz? Bir eliniz yağda bir eliniz balda mı? Türkiye'den getirdiğiniz milyon dolarları ne yaptınız oralarda? Bir biraz on <laughs> onlardan bahsedin. Yani açıkçası Türkiye'den milyon dolarlar getirme şansım olmadı. Ne profesyonel hayatımın bir gereği olarak ne o güne kadar yine e, e, alnımızın TV birlikte biriktirdiğimiz ne varsa el koydular. Ne o kadar Sen, parayı bir arada gördük yani. <laughs> yani zaten <laughs> öyle bir hayatımız da olmadı. Ben Halkalı'da, e, evet. Toki konutlarında yaşıyordum genel yayın yönetmen olduğum dönemde de. E, millet beni herhalde çok şey bir yerden geldi falan zannediyordu. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyordum ama öyle değil. Yani Halkalı'da oturuyordum. O evime de el koydular. Dolayısıyla e, burada bir sığınmacıyız yani başka tanımı yok mülteciyiz ama geldiğimiz ülke e, Amerika gibi değil sosyal devlet e, yani Allah razı olsun diyeyim yani iyicil bir devletin nasıl olması gerektiğini ben İsveç'te e, gördüm <laughs> zaten hani biliyordum. onun için buraya geldim e, e, yani bizi açıkta bırakmadı e, burası e, eğitimimize e, yani dil öğrenmemize. Ee, yani düşünün Amerika'da İngilizce dil öğrenmek istediğinizde bir kursa gittiğinizde para ödemeniz gerekiyor. <laughs> Hayır burası size para veriyor. Dil öğrenesiniz diye. Ee, kırk kırtasiyenizi, efirime söyleyeyim yol paranızı, efirime söyleyeyim her şeyinizi karşılıyorlar. Yeter ki hızlıca e, buradaki yabancılık durumundan e, daha e, sisteme, topluma e, adapte olabilip hale gelebilesiniz diye. Hı <laughs> hı. Ee, ben bunu minimum seviyelerde e, e, istifade ettim. Yani yasal olarak e, ver, verilen şeylerde istifade ettim. Bu bizi hayatta tuttu net söyleyeyim. Ve hayatta tutmakla kalmadı. Demin bahsettiğim işte iki buçuk yıl kadar ben Secef'in yan yönetmenliğini yaptım. E, oraya enerjimi, e, mesaimi e, harcamama e, imkan e, verdi. Açıkçası e, Aralık ayından itibaren de Ocak, e, Aralık Ocak diyeyim. Tam Aralık'ta e, e, proje oldu ama Ocak'tan bu yana da bir proje içerisinde çalışıyorum şu an. E, kendi projemiz, e, Büyüksel Merkezli bir e, e, araştırma, düşünce e, kuruluşu e, test etmeye çalışıyoruz. E, hizmet hareketine yakın, uzak e, olmasına bakmaksızın e, dünyada yükselen otoriter popülist hareketlerle ilgili e, oluşmakta olan direnç hattına entelektüel direnç hattına katkı vermek için bir merkez oluşturmaya çalışıyoruz. Adı da işte European Center for Populism Studies yani Avrupa Populizm Araştırmaları Merkezi. Pek çok akademisyen arkadaşlar şu an onu test etmek için yol alıyoruz. Bir sponsorumuz var, bir yatırım grubu. İnşallah aralıktan itibaren de profesyonel olarak olarak o yatırım grubunun e, desteğiyle hayatımı idame ediyor. İnşallah başka ee, arkadaşlar da Allah muvaffak eylesin. Farklı kaleminizi eylesin. oluşturma şansımız da olur diye umut ediyorum. İnşallah. Boş durmadığınızı görüyoruz. Sosyal medyadan yazılarınızdan takip ediyoruz. Raporlarınızdan takip ediyoruz. Seyircilerimiz de bunun farkında. E, şuna şuna inanıyoruz. Yurtdışına çıkmış gazeteci, yazar işte televizyoncu her kim imkanını bulur bulmaz kendi mesleğine dönecek. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayacak böyle bir üslupla yayınlar yapacak. Tabii Türkiye başta olmak üzere oradaki problemleri, sorunları gündeme getirecek çözüm önerileri sunacak ve bunu da yapmaya çalışıyor meslektaşlarımız. Siz de onlardan birisiniz. İştirak ettiğiniz, katıldığınız ve bu açıklamaları yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, minnettarım. Estağfurullah. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sürçülisan ettikse, afola. Estağfurullah. Estağfurullah. İnşallah kitabınız da hak ettiği e, değeri görür. İngilizce i̇nşallah. çıkacak. Mutlaka e, Türkçesini de bir şekilde herhalde biz de okuyalım diye e, yaparsınız, yaptırırsınız birilerine. Nasıl e, diyelim? İnşallah. Peki Allah kolaylıklar versin Bülent abi. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar çok selamlar. çalışma arkadaşlarınıza da çok selam ederim efendim. Değerli dostlar, sevgili seyirciler gün bugünü bugün Bülent Keneş Bey'in bu güzel sohbetiyle neticelendirmiş olduk. Önümüzdeki programda yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın efendim.